Emri Bülent'sin ey ezanı Muhammedi. Kafi değil sadana cihanı Muhammedi. Sultan Selim'i evvel rahmet meyip ecel fethetmeliydi alemi şanı Muhammedi. Gök nura gark olur nice yüz bin minareden. Şehbal açınca ruhi revanı Muhammedi. Onun için dediler ki harabisin, harabati değilsin. Gözün mazidedir, ati değilsin. Dedi ki ne harabi ne harabatiyim. Kökü mazide olan atiyim. İki medeniyet arasında geçen bir ömrün büyülü kelimelerde hayat bulan yansıması Yahya Kemal Beyatlı. Güçlü bir şair, idealist bir düşünce adamı. Şiirde, tarihte, toplum ve insan anlayışında Türk aydınlarına ender etki eden şahsiyetlerden biri Yahya Kemal. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde 1884'te Üsküp'te başlayan yaşamı, İmparatorluğun çöküşünden Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar Anadolu tarihinin en kritik dönemlerinden birine şahitlik etti. 1902'de ailesiyle İstanbul'a dönüşü onun eserleriyle Doğu-Batı sentezine sunacağı büyük katkının ilk adımı oluyordu. Jön Türklerle tanışmasından sonra Batı kültürünün etkisine giren Yahya Kemal, 1903'te çok sevdiği İstanbul'dan Paris'e gitme kararı alır. İstanbul limanına yanaşan bir Fransız gemisine gizlice binip Paris'e yol alırken fikir adamlığındaki yeni bir evreye de yelken açıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki sorunların Abdülhamit'in devrilmesiyle son bulacağına inanan Jön Türklerin milliyetçilikten çok uzak yaklaşımları Yahya Kemal'in bu görüşten uzaklaşmasını da beraberinde getirir. 1912'de İstanbul'a, o çok sevdiği kadim şehre geri döner. Özlemini, aşkını ve tüm hissiyatını şu sözlerle dile getirir. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmedim, sevmedim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre yeter. Nece revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin esrarlı güzellikleri sensin yaratan. Yaşamışsın derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. 9 yıl süren Paris serüveni sonrası Türk medeniyetini, edebiyatını, musikisini, Türk tarihini ve kültürünü adeta yeniden keşfetmiştir. Örneğin Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiiri Süleymaniye Camii'nden alınan ilhamla bütün Türk tarihini ve Türk hayatını ele alma, bu anlayış içerisinde fetihleri, zaferleri, milli ruhu mimari kalıbında resmetme çabasıdır. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi. Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Yahya Kemal, o dönem batıya açılan pek çok Türk aydını gibi batı hayranlığında kaybolmamış, aksine batı kültürüne açıldıkça kendi köklerine dönmüştür. Onun bugünlere kadar değişmeyen etkisi ve gücü işte tam da bu anlayıştan kaynaklanmaktadır. Artık Türk milletinin ruhu bir raiha gibi uçtu mu? Hayır, büyük kütlede yine o ruh var. Fakat biz son nesil bir sürü gibi büyük kafileden uzaklaştık, kaybolduk. Fakat daha uzağa gitmeyeceğiz, dönmeyeceğiz. Tekrar büyük kafileye iltihak edeceğiz. Yeni tarzda yaşayışla cedlerimizin diyanetini meczedip bizi bu çoraklıktan, bu karanlıktan, bu ufunetten kurtaracak mürşitler, şairler, edipler, hatipler yetişmedi fakat gayet tabii bir revişle büyük kafileye kendi kendimize döneceğiz. Hem düşünceleri hem de şiiriyle Osmanlı kültürü ve Cumhuriyet arasında milli bir köprüdür Yahya Kemal. Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'na girişi herkes gibi onun da hayatında değişikliğe neden olur. Milli mücadele yıllarında şiirleri kadar makaleleriyle de ulusal direnişe destek olur. Biz ki minareler ve ağaçlar arasında ezan seslerini işiterek büyüdük.
O mübarek muhitten çok sonra ayrıldık. Biz böyle bir sabah namazında anne millete tekrar dönebiliriz. Fakat minaresiz ve ezansız semtlerde doğan Frank terbiyesiyle yetişen Türk çocukları dönecekleri yeri hatırlayamayacaklar. ...1922'deki Lozan görüşmelerinde ise Türk heyetinin basın müşavirliğini yaparken diplomatik görevlere de başlamıştır. Elçilik görevlerini yürütür, ünlüdür şair olarak, şiirlerinden kopamaz. Bir yandan görevlerini sürdürürken, diğer yandan gözlerini kapatmaya yakın alır kalemini eline. 1934'te yeniden milletvekili seçildiğinde artık yorulmuştur. Gençliğinde onu fazla zorlamayan hastalığı artık yavaş yavaş vücudunu esir almaya başlamıştır. Öyle ki gençlik yıllarını geçirdiği Paris'e 1947'den itibaren tedavi için gidip gelmeye başlamıştır. Düşünceleri, şiirleri ve yaşamıyla yakın tarihimizde süre gelen izler bırakan Yahya Kemal, 1958'de hayata gözlerini yumar. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüller, ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti dönen yok seferinden. Fikirleri ve şiirleriyle Türkiye'nin milli ve manevi çimentosuna büyük katkıda bulunan Beyatlı, milli kimliğimizin en önemli manevi mimarlarından biri olarak da tarihe geçer. Türkiye'nin bugünlere gelmesinde pay sahibi olan fikir adamlarının milli duruşu, vatan ve millet sevgisiyle Türkiye'nin geleceğine örnek teşkil eder. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın diyordu Yahya Kemal Beyatlı.